Bildiği üzere son 2-3 yıldır ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz bütün herkesi etkilemiş durumdadır. Ama maalesef bunu fırsata çevirenler var. Bu durumu fırsata çevirmeyelim. Birbirimize destek olup fazla yara almadan atlatmamız lazım. %100, %200, %300 kiralara zam yapan mülk sahipleri var şu anda. Mülk sahiplerine çağrımız şudur. Yasal boyutunu aşmamaları, vicdani karar vermeleridir. Esnaf ve sanatkarımız bir çıkmazın içindedir. Kirayı mı ödesin? Üniversitede öğrencisi var, ona mı baksın? Evde onu bekleyen ailesine mi baksın? Ay başında çekine senedine mi yansın? Elektrik, doğalgaz, su ve benzeri giderlerin ne yapacağına kara kara düşünmektedir. Çoğu esnaf ve sanatkarımız yüksek kiralardan dolayı iş yerini kapatmayı düşünüyor. Esnaf ve sanatkar ülkenin, ilin, ilçenin, beldenin, köyün ekonomi barometresidir. Birlik olup vicdanlı bir şekilde birbirimize destek olalım. Bu vesileyle yeni yılımızın ülkemize, milletimize, esnaf ve sanatkarlarımıza sağlık, sıhhat, huzur ve bol kazançlı olmasını temenni ediyoruz. Zengin olsun. Sevgili arkadaşlar, Hakkari Esnaf Odaları Birliği, Hakkari Genç Engelliler Derneği Başkanlığı ve Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı olarak üç ciddi kurum, biz bu kentimizin önemli sorununa el atmak açısından bir ortak bildiri yapmak kararı verdik. Hakkari'deki kira piyasası İstanbul'la yarışır duruma geldi. Hakkari merkezde az uzak mahallelerde sobalı evler 2500 liradan başlıyor. Çok ciddi bir sıkıntı bu. Hakkari göç veren bir kentimizde, göç alan bir kentimiz değildir. Yani yöre halkı yaşamakta sadece birkaç bin dışarıdan gelen memurlar vardır. Ama kira artışları hakikaten herkesi olumsuz etkiliyor. Hakkari'de son zamanlarda üç harfli AVM'lerin çoğalışı zaten Hakkari esnafının belini bükmüş durumda. Esnaf zaten kepenk kapanma noktasına geldi. Bir de bunun üzerine artan kiralar tümüyle Hakkari esnafını bitirdi. Biz makul ve vicdani bir zam yapılsın deriz. Kimse buna itirazı yok ama biz gazeteciyiz. Aldığımız bilgilere göre Hakkari merkezde birçok bina sahibi %200, %300'e varan rakamlarda zam yapmaktadır. Biz bunun yılbaşı gelmeden, yeni zamlı kiralar ödemeye başlanmadan onları bir kez daha ellerinin sol göğsüne koyarak vicdani davranmalarını davet ediyoruz.